İstifade ettiren fikirlere bugün Ömer Bey benim konuğum oldu. Kendileri medikal robotik teknolojiler geliştiriyor ev kullanımına yönelik. Aynı zamanda dünyada alanında tek aslında. Neden derseniz özellikle orta ve az gelişmiş ülkelere yönelik bir proje aslında bu. Dolayısıyla alanında tek diyebiliriz ve en merak uyandıran noktası ise sıfır sermaye ile aslında bu işlere girişmişler. Yani robotik teknolojileri geliştirmek çok kolay değil. Oldukça zor tahmin ediyorum ama hiç sermaye olmadan da bu işlere nasıl giriştiler çok da merak ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Önce bir Merhabalar. Tanıyalım sizi. Ben Ömer Faruk Başergan, Medroco'nun kurucu ortağıyım. Mekatronik mühendisiyim. Bir yandan da biyomedikal mühendisliği alanında yüksek lisansımı yapıyorum. Bu şekilde başlayan bir serüven oldu aslında Medroco. Biraz Medroco'dan bahsedeyim. Öncesinde yani nasıl aklınıza geldi? Şimdi robotik teknolojiler üretmek yani çok kolay işler değil. Her ne kadar üniversitedeki bölümünüzden ötürü yani teknoloji ve makineyi birleştirebilecek özellikle birçok şeyi elbette okulda görüyorsunuzdur ama şimdi hem medikal robotik teknoloji, ben sizin videolarınızı da izledim bu arada. Çok enteresan. Özellikle nörolojik sorun yaşayan hastalara işte tedavi amaçlı işte oyunlar şeklinde, oyun şeklinde tedaviler geliştiriliyor, robotik kollar vesaire. Yani çok detaylı işler baktığımız zaman ve eve girmiş, cebe girmiş. Yani evdeki herkesin kullanılabileceği bir teknoloji. Şimdi bu nereden ya? İlk çıkış hikayesi nasıl oldu? Nereden aklınıza geldi? İlk çıkış hikayesi şöyle oldu. Aslında biz 2014-15'li yıllardan bu yana ekip üyelerimizle beraber üniversite öğrencisiyken diyelim girişimsiz serüvenimiz başladı yavaş yavaş. Bu serüven esnasında yaptığımız çoğu çalışmada biyomedikal alanındaydı. Bir yandan buradaki sorunları görüyorduk. Diğer yandan da yakın çevremizde problem yaşayan insanları da gördükçe aslında fikir kafamızda olgunlaşmaya başladı. Şunu gördük, yani robotik sistemler oldukça gelişen bir sektör, hızlı büyüyen bir sektör. Fakat belli bir kitleye hitap ediyor veya daha çok gelişmiş ülkelerde kullanılıyor. Bunun tam tersi, orta ve az gelişmiş ülkelerdeki problem aslında çok daha büyük. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda 270 milyon bir nörolojik hastadan bahsediyoruz, ciddi anlamda sorun yaşayan. Bu hastaların %77'si orta ve az gelişmiş ülkelerde yaşıyor. İnsanların daha ulaşılabilir teknolojiye ihtiyacı olduğunu düşündük ve bunun üzerine teknolojiler geliştirmeye başladık. Serüven aslında biraz böyle başlıyor oldu. Şimdi ben videolarda da izledim. Arkada eminim çok detaylı, devasa bir yazılım vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü işte yürüyemeyen bir çocuk bacağına takılmış o robotik şeyler. Bir tane karşıda oyun var tablette. Aslında oyun oynuyor baktığın zaman ve kendini zorluyor. Aslında oyun oynamak için zorluyor. Yani biraz da aslında istem dışı. Yani o faaliyetini, engelini ya da nörolojik engelini. Çünkü fiziksel bir engel yok. Olay kafa da bitiyor. Nörolojik bir engel var. O oyun sayesinde o engeli aşıyor. Tamamen Türkiye'de üretilen bir teknoloji mi? Tamamı Türkiye'de. Bizim tüm ekibimiz de Türk ekipten oluşuyor. Aslında tamamını yerli olarak üretiyoruz. Şöyle, oyunlar pandemide özellikle çok oynandı biliyorsunuz. Hı-hı. Bunun arka planında şu var. Oyunların psikolojiye ve fizyolojiye ciddi anlamda etkisi var. Çok önemli çalışmalar var bu alanda. Şunu görüyoruz son zamanlarda. FDA, Amerika Sağlık Denetleme Kuruluşu diyebiliriz. FDA ilk defa bir VR sistemini ağrı azaltıcı olarak onayladı mesela 2020 yılı sonrasında. Artık doktorlar reçetelendirilebiliyor. Yani farmakolojinin karşısında aslında yeni bir güç doğuyor. VR teknolojileriyle, oyunlarla beraber bunlarla ilgili araştırma yapıldıkça aslında bizim tedavi süreçlerimize nasıl etkisi olabileceğini bilimsel çalışmalarda göstermiş oldu. Biz bunu da bir şekilde sürecin içerisinde dahil etmeye çalışıyoruz. Burada amacımız sadece orada çocuğun motivasyonu oldukça önemli. O hareketi yapabilmesi, o hareket paternlerini yeniden öğrenmesi oldukça önemli. Oyun bir motivasyon kaynağı. Aynı zamanda oyun bir görsel geri bildirim veriyor ve aslında beynin oradaki hareketi yeniden öğrenmesini sağlıyor defalarca tekrarla. Dolayısıyla bizim aslında yaptığımız şey farklı olarak şu. Merkezlere, rehabilitasyona sınırlı sayıda gidilebiliyor. Aslında bütün iş sizin çoğunlukla zamanı neye verdiğinizle alakalı. Bir hareketi öğrenmek için, bir piyano çalmayı öğrenmek için defalarca tekrar etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bakabiliriz. Nörolojik bir hastalığında hareket kaybını tekrar kazanabilmesi için defalarca kez bunu tekrar etmesi gerekiyor. Medroco bunu sağlamayı hedefliyor. Ulaşılabilir cihazlarla beraber ev ortamında defalarca tekrar yapsın. Biz buradan data alalım. Yüksek motivasyonlu egzersizler olsun ve bu dataları da uzmanlarla, klinisyenlerle paylaşarak aslında gelişim hızlarına da yüksek katkı sunmayı hedefliyoruz. Peki bu yazılımı kaç kişi yaptınız? Bu yazılımı toplamda aslında 3 kişi yaptık. Orası biraz şey oldu, yani 3 kişi yüksek performans. Biz böyle 9-10 gibi işe başlıyoruz. Ortamı işi bırakma süremiz gece 2. O süreç esnasında yüksek verimle tüm ekip aslında her bir parçayı birleştirmeye çalışıyor. Ya aslında orada şimdi 3 kişilik bir ekiple aslında bu iş başlıyor. 3 kişilik ekip mesela sermaye yok ortada. Yani aslında para yok, birikim yok.
sermaye yok. 3 tane yazılımcı, hadi biri sizsiniz, 2 kişi diyelim. 2 tane yazılımcı tutup hani hadi gel bakın bunu yapacağız deyip onlara herhangi bir para vermeden ikna etmek nasıl mümkün oldu? Arkadaş mıydınız? Şöyle oldu. Evet, biz ortağımla beraber aslında 2012 yılından tanışıyoruz. Ortağım Hacettepe Bilgisayar mezunu Özgün. Özgün'le beraber o günlerden beri bir şeyler deniyoruz sürekli bir yandan. Sıfırdan başladık. Burası biraz ilginç oldu aslında. Hani sıfırdan, sıfır parayla bir şeye nasıl başlanabilir? Özellikle robotik teknolojiler geliştirmek çok maliyetli işler. Argis'te maliyetli, süreç çok uzun sürüyor. Bu süreç biraz bizim için ilginç oldu. Biz şirketi ilk kurduğumuzda aslında kimseden 5 TL bile destek almadan kurduk. Üniversiteden yeni mezunduk. Ekstra bir gelir kaynağımız da yok. Nasıl bir çıkış yolu bulabiliriz? Nasıl başlayabiliriz bu süreci? Onu düşünürken şöyle bir yol izledik aslında. Freelancer olarak biraz işler yapmaya başladık. İşte bu web uygulaması yapma, mobil uygulama yapma gibi çeşitli uygulamalar yapıp buradan elde ettiğimiz gelirlerle geçimimizi sağlarken bir yandan da buradan gelen paralarla aslında Arge sürecine başlamış olduk. Daha sonra TÜBİTAK desteği aldık. TÜBİTAK desteği almak 1512 programıyla beraber bizi biraz daha hızlandırdı. Biraz daha dedike olarak sürecin içine girmemizi sağladı. Böyle böyle aslında şirket bir aşamaya gelmiş oldu. Ürünleri bitirmiş olduk. Çok yakında da hepsi pazarda olacak. Daha henüz satışa çıkmadı yani. Henüz ön satışta devam ediyor. Çeşitli B2B anlaşmalarımız var. Entegrasyon yaptığımız süreçler devam ediyor. Aslında şirket kazanç sağlamaya başladı o tarafta. Donanımlar da yeni yeni sahaya çıkıyor olacaklar. Şimdi yazılımı insan gücüyle yaparsın. Orada çok bir şey yok aslında. Hani vakit sadece. Bir de biraz da bilgi gerekiyor elbette. Ama şimdi yaptığınız iş sizin robotik bir teknoloji. Yani fiziki bir ürün de olması gerekiyor. Çip vesaire artık tam bilmiyorum. Dolayısıyla onlar bir para gerektiren işler. Şimdi bu TÜBİTAK demişsin hani destek olduğu vesaire. Burada TÜBİTAK gibi kurumlar size al bu para senindir, sen bu projeyi yeter ki geliştir, büyüt deyip işin içine mi dahil oluyor? Yoksa bambaşka bir senaryo mu var işin içinde? Orada senaryo şöyle oluşuyor aslında. Siz önceden projenizi hazırlıyorsunuz. Yani bir harcamayı nereye yapacaksınız? Bütçe belli. Bu bütçe doğrultusunda hazırladığınız iş planını TÜBİTAK'a sunuyorsunuz. TÜBİTAK eğer bunu onaylarsa belirli aylarda 1512'nin en güzel yanı bu aslında. Parayı önden veriyor. Önce size bir kısmını gönderiyor. Siz o para içerisinden harcamanızı yapıyorsunuz. Sonra diğer parça geliyor ve raporluyorsunuz. Süreci aslında böyle götürüyorsunuz. O açıdan girişimciler için oldukça önemli bir destek. Yeni başlayan donanım girişimcileri için. Dolayısıyla bu bütçe içerisinden aslında çok temel seviyede hayatta kalabilecek kadar bir maaş alabiliyorsunuz. Onun dışında donanımlarınızı da almanızı istediğiniz donanımları da önceden bildirdiğiniz için onaylandıktan sonra o donanımları da satın alabiliyorsunuz. Robotta işte çeşitli motorlar var, fiziksel aparatlar var, sensörler var, kartlar var, kendi tasarladığımız elektronik kartlar var. Bunların aslında birçoğunun ilk Ar-Ge bütçesi TÜBİTAK tarafından karşılanmış oluyor. Peki bu cihaz şimdi piyasaya çıkmadı, çıkacak yakında. Ev ortamında satılacağı için de tabii ki perakende satışı olacak. Nereden satılacak? Burada çeşitli kanallar mevcut aslında bizim için. Biz bireysel olarak satış yapmaya başlayacağız sitemiz üzerinden. Onun yanı sıra ev ortamında kullanımın yanı sıra aslında mikro klinikler de bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. Çünkü bugün Medroco'nun rakip firmalarının tamamı klinik cihazlar üretiyor. Bu klinik cihazlar oldukça maliyetli. Medroco'nun bu işi farklı yapış şekli şu. Çok az yer kaplayan, profesyonel cihazın yapacağı işin %70-80'ini yapabilen, fiyat olarak da neredeyse 10'da 20'de 1'i fiyatlarla aslında çok erişilebilir fiyatlarla ulaşılabilir cihazlar tasarlıyor. Bu gibi online satış kanallarıyla ve bireysel oluşturacağımız kanallarla yerel pazarda başlayacak. Ardından hedefimiz yaşlı nüfusa ulaşma açısından gelişmiş ülkeler, Avrupa başta olmak üzere. Diğer yandan da orta az gelişmiş ülkeler baktığımızda aslında başta da söylediğimiz gibi birçok kitle orada ve bu kitle ciddi sorun yaşıyor. Yani durumu iyi olan aile başka bir ülkeye gidiyor. Yine aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü bu konuda diyor ki her 1 milyon nüfus başına 10 kişiden daha az nitelikli terapist var bu ülkelerde. Yani 1 milyona 10 kişiden daha az uzman düşüyor diyebiliriz. Dolayısıyla orada bu ürünü eve sokarak aslında onları global olarak birçok uzmanla bir araya gelebilir hale getirmek ve gün içerisinde de yine oyunlaştırılmış egzersizlerle hedeflerini sağlamasını planlıyoruz. Orada da yine şu an görüşmede olduğumuz, anlaşma sağladığımız çeşitli distribütör ağları var. Bu ağlarla beraber bu mikro ülkelerde de çalışmalar
çalışmalar başlayacak. Peki bu işi sizin gibi yapan rakipler elbette vardır yani, sonuçta bu bilinen bir teknoloji. Ama bu işi dünyada tek yapan, yani benzersiz yapan şey orta az gelişmiş ülkelere de yönelik olması. Yani o ülkelere kesinlikle de aslında hizmet veriliyor olması. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum ben. Şimdi A firması Amerikalı diyelim ki aynı teknolojiyi üretti. Bu tür teknoloji sonuçta bir cihaz yani baktığınız zaman. Bir de yazılım var sonuç itibariyle. Belki bir mobil uygulaması var. Şimdi bunu atıyorum Irak'a satamaz mı bu ürünü? Satabilir. Şimdi şöyle, aslında engel olan ne? Satamıyor. Sebebi şu. Cihazın bir kez o odakta tasarlanması gerekiyor. Yani Medrock üretti tüm teknolojilerde şunu hedef alıyor ve geliştirdiğimiz yazılım da bunu hedef alıyor aslında. Bu cihazın oldukça kolay kullanılması, bu cihazın o hedef doğrultusunda malzeme seçimleriyle üretilmesi, erişilebilir bir üretim stratejisi kurulması, bunların hepsi aslında bu ana projenin altındaki halka diyebiliriz. Çünkü klinik odaklı bir cihaz üretmeye kalktığınızda ve bu cihazın o yöntemleri kullandığınızda cihazın maliyeti oldukça fazla oluyor. Biz burada biraz olayı tersine çevirmiş oluyoruz aslında. Bir de bizi farklı kılan şey platformumuz, platform servisimiz. Medrock'u yine bu yaygınlaştırmayı uygulamak üzere bir platform servis geliştiriyor. Çok farklı donanımlar bir araya gelebiliyor. Bizi bir yandan farklı kılan unsurlardan birisi de bu. Şunu hayal edebilirsiniz mesela, bir Apple Watch var. Bir de X bir marka koşu bandı var. Siz koşu bandında koştuğunuz anda Watch'taki kalp datalarını eşlenik olarak göremiyorsunuz aslında şu an. Çünkü birisi ayrı platform, birisi ayrı platform. Medrock'u kendi donanımları dışında bunu da bir araya getiren bir girişim. Bu aslında portföyümüzü geliştiriyor ve bu portföyle beraber daha fazla insanın hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Peki bu sadece nörolojik hastalar mı faydalanıyor? Yani nörolojik problemi olan kişi atıyorum sol elini kullanamıyor, parmaklarını kullanamıyor diyelim ki. Bir felç durumu var atıyorum ve sol elini kullanamıyor. Sadece kolunu kıpırdatıyor. Şimdi bu ele ne yapacağız mesela? Yani nasıl bir cihaz olacak da bu eli, parmakları kullanabilir hale getirecek? Burada önemli olan konu aslında nöroplastisite kavramı. Nöroplastisite nedir? Bir şeyi nasıl öğrendiğimizi tanımlayan bir terim aslında. Bir şeyi defalarca hedef odaklı bir şekilde tekrar ettiğimizde beynimizde bazı yapısal ve kimyasal değişimler oluyor aslında. En güzel örneği araba kullanmayı verebiliriz. Mesela gözlerinizi bağladığımızda işte şerit kullanmayı iyi şekilde öğrenebilir misiniz? Pek mümkün olacağını sanmıyorum. Aslında her feedback ve tekrar beynimizi tek defalarca eğitiyor. Ve bu eğitim sonucunda da nöronlarımız yeni ağlar kurarak aslında ya da orayı kalınlaştırarak o hareketi artık motora kaydetmeye başlıyor ve biz o hareketi çok hızlı ve profesyonel bir şekilde yapabiliyoruz. Dolayısıyla ilk sorunuza da buradan geliyor olayım. Bir nörolojik hastanın kaybettiği hareketi tekrar öğrenmesi ile bizim yeni bir beceri öğrenmemiz arasında bir fark yok aslında. Dolayısıyla sporcu, normal bireyler ve nörolojik hastaların egzersizi temel alarak kullanabileceği bir platform geliştiriyoruz burada. Peki nörolojik hastalık dışında fiziki atıyorum zarar gördü kolum, işte damarlar zarar gördü vesaire neyse, elimi kullanamıyorum yine. Buna bir çözüm oluyor mu? Ona şu an için bir çözüm yok. Yani orada çünkü cerrahi müdahale gerekebilir. Evet. Bu gibi cerrahi müdahaleler bittikten sonraki süreçte tabii ki yine size de destek oluyor. Burada da kasların tekrar kullanımına yönelik egzersizler yapılabilecek donanımlarla güçlendirmeler sağlanabiliyor. O taraftaki çözümümüz o şekilde. Çok güzel ya. Yani Türkiye'de bilmiyorum benzer işler yapanlar var mı? Ben ilk defa duydum. Medikal alanda bu tarz robotik teknolojiler üreten ama dünyada var olduğunu biliyorum. Yani birçok videolardan gördüm. Ama tabii sizi farklı kılan orta ve az gelişmiş ülkelere yönelik olması. O ülkelere de diyelim. Hani evet, ülkelere zaten de veriyor. Atıyorum bir Amerika'ya, bir İtalya'ya, bir İspanya'ya zaten bu ürün satılabilir ama Afganistan, İran gibi ülkelerde bu ürünü alabilir ki tespitinize göre zaten genellikle hastalar, yani nörolojik hastalar %70'si, genellikle orta az gelişmiş bölgelerde. Niye bu arada daha çok fazla var orada? Yani birincisi yaşam koşulları. Orada birçok sebebi var aslında bunun. Yani genetik var, beslenme var, beslenmeye ulaşım çok düşük, kültürel var. Yaşam kalitesine dikkat eden bir kitle göremiyoruz. Diğer yandan alım gücü de var. Yani bunların hepsi bir araya geldiği zaman aslında bu gibi sorunların artışını maalesef tetikliyor. Ama şimdi alım gücü demişken, şimdi oradaki kişinin alım gücü düşük olacağı için böyle bir teknoloji nasıl satın alacak o zaman? İşte böyle bir teknolojinin güzel yanı şu, bir terapi merkezine gidiyor diyelim. Bu terapi merkezine 2 ya da 3 ay gitmesindeki ödediği ücretle bir donanım satın alabiliyor. Ve bu donanım aldıktan sonra aslında tüm globalde ulaşmak istediği herkesten onunla connect olarak app aracılığıyla egzersiz önerileri alabiliyor ve gün içerisinde terapisine devam edebiliyor. Amacımız da tamamen bu. Yani geniş kitlenin ulaşabileceği kadar
uygun fiyatlı robotik ve giyilebilir teknolojiler geliştirmek. Mesela aklıma bir teknoloji geldi şimdi. Sizin konunuzla çok alakalı mı bilmiyorum ama belki fikir olsun diye söyleyeyim. Başka zaman söyleyemem. Mesela spor yapıyorsun, vücut geliştirme. Diyelim ki vücudunda bir kas yapın diğer bölüme göre daha zayıf. Mesela sol kol. O seni uyaracak, diyecek ki sol kolundaki kas yapın daha zayıf. Sana egzersiz önerisi veriyorum. Şu hareketleri sol kolundaki kasını geliştirmek için kullan. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Aslında yaptığımız işlerden birisi de bu. Fitness için mükemmel bir ürün. Kesinlikle. Mesela robotta şöyle bir özellik var. Robot karşı direnç uygulayabiliyor size 20 kilograma kadar. Kullanım esnasında direnç uyguluyor ve sizin bütün aslında bir harita çıkarıyor. Haritada yeşil bölgeler var. Oradaki gücünüz normal insanlara eşit demografinize göre. Bazen kırmızı noktalar oluşabiliyor. Oradaki güç zayıf. Bunu gördüğü zaman bizim robot şöyle bir şey yapıyor. Oyunu değiştiriyor dinamik olarak ve sizi kırmızı bölgeye getirmeye çalışıyor. Ve kırmızı bölgeye gelince de direnci yine dinamik olarak değiştirmeye başlıyor o bölgeyi geliştirmek için. Aslında yaptığımız işlerden birisi de o diyebiliriz. Şu an sporda değil ama spora doğru gidiyor olacak. Çünkü niye? Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Şimdi spor yapıyorum. Ya ben her gün spora gidiyorum. Ya her gün bildiğin ama bir veri almıyorsunuz değil mi? Yani kilo ölçümü dışında. Ya kilomu ölçüyorum. O çok önemli değil ama şeyi düşünüyorum. Şimdi tam sağlıklı yaşama okey her şey iyi güzel. Bir de birazcık kas yapalım. O da iyi ama şu göbek erimiyor arkadaş. Yani diyorum ki yemekle alakalı muhtemelen. Yememek lazım. Yemiyorum da yine erimiyor. Demek ki bir hareket eksikliği var, bir şey var. Yani yanlış belki karın çalışıyoruz vesaire neyse. Mesela böyle bir teknoloji olsa dese ki ya arkadaşım sen tamam onu bunu yapıyorsun da sen şu hareketi yaparsan o göbek böyle daha iyi erir. O robot bana söylesin. Yani kesinlikle. O bir şekilde bana. Gelecek aslında buna doğru gidiyor. Yani onu öngörebiliyoruz. Datalar hayatımıza daha çok giriyor. Yapay zeka daha fazla giriyor. Bu da daha fazla datayı yapay zeka ile daha anlamlı sonuçlar çıkarmaya itiyor. Yani Medroco'nun güzel yanı da şu işte burada. Yani birden fazla cihazdan data toplayabiliyoruz demiştik. Koşu bandındayken saat kullanıyorsunuz mesela. Şimdi buradaki dataları yarın bir AI ile analiz ettiğimiz zaman aslında çok anlamlı sonuçlar sunabiliyor olacağız. Yani bu dediğiniz noktaya doğru dünya çok hızlı evrilecek diye düşünüyorum. Biz de Medroco olarak bunun öncülerinde olmak istiyoruz. Şu da yapılamaz mı? Mesela nörolojik rahatsızlığı olup da atıyorum sol gözünü kırpamayan bir çocuk var diyelim ki. Ve bunun gibi 1000 tane çocuk var. O 1000 kişi de bu cihazı kullanıyor. Ve artık sol gözünü kırpmaya başladı. Belli bir sürede. Hepsinin ortalamada örnek veriyorum 3 ay sürdü bu kabiliyeti kazanması. Ve 3 ay boyunca işte cihazın onu yönlendirmesi, robotun yönlendirmesi genellikle 3 tane temel harekete dayanıyordu. Ama en çok verimi 2 nolu hareketten aldı diyelim ki atıyorum şu an. Şimdi ortak bir data var elimizde. Ne oldu? 100 kişi bunu kullandı başarılı oldu ya. 101. kişi kullanmaya başladı diyecek ki ya bak ben 100 kişiye bunu kullandırttırdım. Bunlara edindim. Hiç uğraşma gel bunu yap düzelsin. Kesinlikle aslında sağlığı bambaşka bir yere götürebilecek. Yapılamaz mı? Yapılamaz. Çok yapılabilir. Hani Tesla'nın kullandığı model gibi bir arabanın yaşadığı bir durum ortak bir havuzda toplanıyor. Yapay zeka bunu öğreniyor ve diğeri böyle bir hatayı yapmıyor. Yani aslında insan üzerinde gitmeye çalıştığımız nokta bu. Çok güzel bir insight'tı bu arada. Teşekkür ederim. Ya bu şeye benziyor. Şimdi doktora gidiyorsun. Mesela ben her grip olduğunda doktora gidiyorum. Aynı doktor. Neyin var diyor. Öksürük var mı? Var. Şu var mı? Var. Başın ağrıyor mu? Ağrıyor. Ateş var mı? Yok. Tamam sen bilmem ne olmuşsun diyor. Klasik ilaçları yazıyor veriyor. Al iyileş diyor. Hiç test yok. Bir şey yok. Çünkü niye? Adamın orada bir şeyi var, deneyimi var, bilgisi var. Hem benim üzerimde bir deneyim var, beni tanıyor çünkü doktor. Hem de diğer hastalardan bir deneyim var. Ya sen kesin bilmem ne olmuşsun, sen şunu kullan, iyileşirsin diyor. Öyle de oluyor nihayetinde. Bir sürü kan testine, man testine uğraşmana gerek kalmıyor. Bu da onun gibi yani bir bilgiyi toplayacak havuzda ve aynı benzeri rahatsızlığı yaşayan kişiye bir tavsiye niteliğinde. Belki o işte oyun şeklinde mi yapıyor artık nasıl yapıyorsa ona yönlendirecek. Baktı pozitif anlamda şey alıyor. İyileşme var. İyileşme alıyor. Tamam diyecek. Ya sen devam et buradan. Belki pozitif anlamda iyileşme almıyor. Bu sefer strateji değiştirecek. Başka bir şey yapacak gibi. Kendi kendine kesinlikle. Öğrenecek. Kesinlikle. Yani aslında bu bir yandan da şuna dönüşmüş oluyor. Önleyici tıp. Hani biz hep hastalıklar oluştuktan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında yapmamız gereken önleyici çalışmalarda bulunmak. O oluşmadan önce neler yapabiliriz? Hem bilgi sahibi olmak hem de hayatımızın birer parçası haline getirmek. Yani kaç kişi egzersiz yapıyordur şu an bilmiyorum ama oldukça az. Genel kitleye göre. Zamanla iş buna dönüşecek. Çok fazla veri geldikçe bu veriler karma yapılarda doğru analiz edilmeye başlandıkça çok farklı bir gelecek bizi bekliyor diyebiliriz. Evet. Ömer çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. İzleyenler için de faydalı olduğunu eminim. Özellikle gençler yani üniversite okuyan işte gelecekte kendi hayal ettiği herhangi bir şey yapmak isteyen bir kişi aslında çok büyük önünde engel olmadığını yani bu ülkede bir şekilde teknolojiyi geliştirebildiğini devletin işte desteklerde bulunabildiğini, TÜBİTAK
1512 mi demiştim? Evet. TÜBİTAK 1512 desteklerinin olduğunu. Ya bunun çoğu kişi farkında değil. Çoğu kişi hani çok kısa sürede gerek siyasi sebeplerden gerekse farklı sebeplerden vazgeçebiliyor hayalinden, hedeflerinden. Hep yurt dışına kaçma dertleri oluyor kafalarında. Ama ben hep inatçı bir kişilik olduğum için ve senin gibi birçok girişimciyle tanıştığım için aslında bunun o kadar çok zor olmadığını, yapılabileceğini, yapılabilir olduğunu ispatlamış oluyorum kendime ve izleyenler de zaten bu ispatı görmüş oluyor. O yüzden ben çok teşekkür ederim buraya konuk olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak şeyi söyleyeyim. Yani bir şekilde gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, dünyanın neresinde olursanız olun bunu bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun globalde kesinlikle çok örneği var. Yeter ki doğru planlama, doğru analiz ve doğru süreci götürebilmek lazım, vazgeçmemek lazım. Girişimcilik de zaten bu demek aslında. Aynen öyle. Bir vazgeçmeyenler birliği. Diğer yandan da dünya çok hızlı değişiyor. Artık daha da hızlı değişecek yapay zeka hayatımızda. Üretken olmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Yeni şeyler üretmek zorundayız. Umarım herkes bu sorumlulukta taşın altına elini koyar diyorum. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Evet, Ömer'i dinledik. Ömer bugün benim konuğum oldu. Çok da güzel bir hikaye anlattı bize. Kendi başarı hikayesini anlattı. Elbette sizin de bir başarı hikayeniz olmak zorunda değil. Başarısızlık da olabilir. Fark etmez. Buraya Ömer gibi konuk olmak istiyorsanız aşağıda yorumlar bölümüne bir tane form sabitledim. O formu doldurup başvurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Yorumlarınızı lütfen aşağıya yorumlar bölümüne yazın. Hoşçakalın.